Eski muhtar kale gibi korunan binaya giren hırsızın peşine düştü ama yakalayamadı. O hırsız yanında 3 aracın anahtarını da götürünce bina sakinleri araçlarını nöbetleşe beklemeye başladı. Kale gibi korunan binaya giren hırsız camdan peşindeki muhtar kapıdan fırladı. Hırsız bizden daha eğitimli çıktı, kaçtı. Soğukkanlı bir şekilde kapıdan atlayarak çıktı gitti. Karanlıkta ninja gibi kaçan hırsız 3 aracın anahtarını da yanında götürdü. Geri dönme ihtimaline karşı bina sakinleri teyakkuza geçti. Sokakta hırsız nöbeti başladı. 3 tane aracın anahtarı alındı, en azından komşularımız zarar görmesin. Geldiğinde en azından tedbirli olunsun diye bekliyoruz. Burası Sultanbeyli'de 10 ailenin yaşadığı büyük bir bina. Bakın binanın girişinde 3 tane de güvenlik kamerası var. Alt tarafta gördüğünüz herkes bu binada oturuyor. Hırsız onlar uykudayken binaya girmeyi başardı ve ilk dakikalarda hiç kimsenin ruhu bile duymadı. O binada yaşayanlardan biri de Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 3 dönem muhtarlık yapan Ahmet Çetinkaya'ydı. Hırsız mağduru oldum. Binanın içinde de sayısını dahi bilmediğim 10 aile oturuyor. Binamızın 3 tane güvenlik kamerası olduğu halde burada uyku halinde sabah 4.30 civarında mağdur olduk. Tek başına gelen hırsız buradaki demir korkuluklardan tutunarak evin içine girdi ve burada 3 tane cep telefonunu ve 3 tane de aracın anahtarını aldı. Evdekileri fark edince tekrar mutfağın penceresine geldi ve buradan aşağı atladı. Önce buradaki demir korkuluklara takıldı, sonra da tahta masanın üzerine düştü. Hırsız o demire takılarak demir eğerek masaya çakılıyor ve masamız da aynen burada kırılıyor. Eski muhtar hırsızı fark etti. Üstünü bile giymeden yataktan kalktığı gibi peşine düştü. Üzerimde iç çamaşırlarım vardı ama maalesef fazla koşamadım. O benden fazla koştu. Zaten bir daha hepsi ayağa kalkarak sokağa çıktık. Ondan sonra peşine düştük ama yakalayamadık. Hırsız buradan kaçarken cep telefonlarıyla birlikte 1, 2, 3, 3 tane aracın anahtarını da yanında götürdü. Dolayısıyla buradaki aileler de binanın kapısını sürekli kapalı tutuyor. Onlar burada araçlarının başındalar sürekli ve burada resmen nöbet tutuyorlar. Buradaki araçlar içeride. Ya sokaktaki araçlar, bir de o var. Güvenlik açısından burası daha emniyetli. Hırsızın yakalanmasını bekliyoruz. Araçlarımızın anahtarlarının geri getirilmesini istiyoruz. Cep telefonlarımızın geri verilmesini istiyoruz.